Bisiklet Vayet'e hoş geldiniz. Ben Çağrı Terzioğlu. Bugün konuğum BMC Time Machine Road 01. Bugün neden bu bisikletle birlikteyiz? Çünkü bir süredir bunu kullanmaya devam ediyorum. Ve artık sizlerle paylaşabileceğim kadar bir tecrübeye sahibim bu bisiklet hakkında. Yani sizlerle %100 kendi fikirlerimi paylaşabiliyor olacağım bu videoda. Time Machine Road BMC'nin yükselen aero bisiklet talebine karşı üretmiş olduğu bir model ve ilk defa 2018 yılında piyasaya sürüldü. Hala da aynı kadro üretilmeye devam ediyor. Buradan da anlayabileceğiniz üzere kendisi 4 yaşını geçmiş 2023'e girdiğimiz bu sezonda artık 5 yaşına basmış. Teknolojisi ve üretildiği şartlar bakımından biraz eski kalmış bir kadro. Yine de BMC markası bu bisikleti çeşitli güncellemeler yaparak hala piyasada tutmaya devam ediyor. Ama bana sorarsanız bu sene içerisinde ya da bu sene sonrasında bu bisikletin yeni versiyonunu görüyor olacağız diyebilirim. Bu arada BMC'nin açılımını merak edenler, bilmeyenler varsa Bike Manufacturing Company. Yani bisiklet üreten firma anlamına geliyor. Bizim askeri araç, büyük ticari araç üreten BMC markasıyla yani British Motor Company ile isim benzerliği dışında herhangi bir ortak yönü bulunmuyor. Önce size bu bisikletin özelliklerinden bahsedeyim. Daha sonra da beğendiğim ve zayıf bulduğum yönlerini paylaşayım. En son olarak da bir özet yaparak bu bisikletin kimlere uygun olabileceği ile ilgili fikirlerimi paylaşayım. Şimdi bu bisiklet 51 santim 2022 model bir bisiklet. Shimano'nun en son çıkarttığı Dura-Ace 9200 serisi grup setle donatılmış. Hidrolik disk frenli ve elektronik vites grubuna sahip. Bu arada bu bisikletin sadece elektronik grup setlerle toplanabildiğini de hatırlatmam gerekiyor bu dahili kablolama sisteminden dolayı. Bisiklet DT Swiss'in ARC 1100 serisi jant setiyle geliyor. Bu jant seti DT Swiss'in R180 model en, tap, en yüksek seviye göbekleriyle üretilmiş ve 62 mm jant derinliğine sahip oldukça akıcı yapısına göre oldukça hafif bir jant seti ve sürerken de farkını gerçekten hissediyorsunuz. Kendi aramızda arkadaşlarla çeşitli jantlarla watt hesabı yaparak karşılaştırmalar yaptık. Gerçekten hissedilir bir fark yaratıyor. Neyse devam edelim. Bisiklet normalde Pirelli P0 lastiklerle geliyor. Ben uzunca bir süredir Victoria Corsa lastikleri tercih ediyorum kendi adıma. Ve bu bisikletin üstünde de Victoria Corsa Grafen 2.0 lastikler mevcut. Lastikler tubeless uyumlu değil ama jant tubeless uyumlu. İstersek bunu tubeless olarak kullanabiliyoruz. Ama ben bir önceki tubeless videosunda da anlattığım üzere kirlenmeyi pek sevmiyorum patlak durumunda. Gerçi son 5 senedir lastik patlatmadım diyebilirim ama yine de kendimi iç lastikli sistemlerle daha konforlu, daha rahat hissediyorum. Daha sonra bu bisiklet BMC'nin kendi üretmiş olduğu gidon ve boğaz setiyle geliyor. Bunları Sadece BMC markasının ürünleriyle değiştirebiliyorsunuz. Başka markanın ürünlerini kullanamıyorsunuz. Kompakt tarzda bir gidon yapısına sahip. Aynı zamanda bisikletin çok güzel bir sele borusu var. Yine BMC'nin üretmiş olduğu aerodinamik bir sele borusu. Bisiklet normalde fizik marka bir seleyle geliyor. Karbon raylı bir seleyle geliyor. Fakat ben şu anda Prologon'un bu selesini test ediyorum. Bununla ilgili de ayrı bir video gelecek bu arada. O videoyu kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı şimdiden düşünebilirsiniz. Bunun haricinde ben bu bisikleti upgrade olarak Absolute Black'in oversize pulley sistemini kullandım ve bunu Dura ace yerine KMC'nin altın rengi zinciriyle tamamlamayı uygun buldum. Bu bisiklet 160 mm ön ve 140 mm arka rotorlarla geliyor. Tabii ki de Dura ace fren kaliperleri var. Aynı zamanda ben bu bisikletin üstünde Favero'nun Power Metre tek taraflı pedallarını kullanıyorum. Power Metre'yi neden tek taraflı kullandığımla ilgili bilgiyi Power Metre nasıl seçilir adlı videomda bulabilirsiniz. Onun da açıklamalarda linkini bırakıyorum ya da yukarıdaki kartlardan bu videoya göz atabilirsiniz. E, onun haricinde bisiklet bisiklet kendi matara kafesleriyle geliyor. Bu matara kafesleri karbon. Aynı zamanda burada da bir tane alet kutusu mevcut. Bu bisikletin fiyatı yaklaşık 12 bin euro. Evet biliyorum pahalı bir bisiklet ama artık günümüzde bu seviyedeki bisikletlerin çoğunun fiyatı maalesef ki bu. Bununla ilgili çok şey söylenebilir. Fakat bu şu anda konumuz olmadığı için bunu başka bir videoda konuşmayı tercih ediyorum. Onun için de canlı yayınları takip edebilirsiniz. Tabii ki bu bisikleti daha ucuz, rival donanımlı bir halde de alabilirsiniz. O zaman fiyatı neredeyse yarı yarıya düşmüş oluyor. Şimdi isterseniz bisikletin beğendiğim yönleriyle başlayayım. Daha sonra da zayıf bulduğum yönlerine geçelim. Öncelikle bisikletin çok konforlu bir geometresi var. Normalde bu tarz aero bisikletler oldukça uzun bir taptube sahip oluyorlar ve aynı zamanda da oldukça alçak bir alın borusuna sahip oluyorlar. Bu yüzden de ne kadar spacer koyarsanız koyun bir süre sonra bu bisikletlerde rahatsız hissediyorsunuz geometrik olarak. Bu arada bu konforu kadronun kendi materyalinin işte darbe sönümleme ya da titreşim sönümleme özellikleriyle karıştırmayın. Geometrik konfordan bahsediyorum. Diğer tarafa biraz sonra geleceğim. Onun haricinde bisiklet gerçekten çok hızlı. Ben bu bisikleti sol rider'ımla karşılaştırmıyorum. Denk bisikletler olmadığı için hem donanım hem de kullanım tarzı bakımından. Bu bisikleti daha önce de kullandığım aynı donanımlı Shimano 12 vitesli Dura Ace donanımlı Fulcrum'un en üst model seramik göbekli jantlarıyla toplanmış Team Machine SLR 01 modeliyle karşılaştırıyorum. İki bisikleti peş peşe sürdüğüm zaman bu bisikletin yüksek hızlarda çok daha dengeli çok daha konforlu ve çok daha rahat ilerlediğini hissedebiliyorsunuz. Aynı zamanda böyle 35 36 km hızlarla giderken atak yapmak istediğinizde bisiklet size çok çabuk tepki veriyor ve hızlanmaya kaldığı yerden devam edebiliyor. Ee, burada Bisikletin aerodinamik özelliklerinin böyle havayı bıçak gibi yaran bir tasarımının olmasının oldukça önemli bir payı olduğunu düşünüyorum. Burada BMC mühendislerine hak ettikleri övgüyü vermek lazım bence. Onun haricinde bisikletin genel tasarımı aerodinamik olarak bana sorarsanız çok çekici. Şimdi ben normalde klasik kafalı bir adamım. Bu yüzden de uzunca bir süre <laughs> açıkçası aero bisikletlerden ve komple entegre edilmiş kablolu sistemlerden uzak durmaya gayret ettim. Biraz ön yargılı yaklaşıyordum. Fakat bu bisikletin üstüne çıkıp pedal çevirmeye başladığım andan itibaren bu ön yargılarımdan bir anda sıyrıldım. Bu tarz bisikletlerden uzak durduğum için biraz pişmanlık duymaya başladım açıkçası. Fakat hemen konumuza geri dönelim. Dediğim gibi bisiklet çok 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 hızlı. Benim gibi bir kullanıcı bile bisikletin ne kadar hızlı gidebildiğini çok rahatlıkla fark edebiliyor. Ben yılda 5 ile 10 bin kilometre arası yapan çok kompetitif olmayan ara sıra yarışlara katılan bir e, sporcuyum. Beni Strava'dan takip edebilirsiniz. E, oradan da yaptığım aktiviteleri görebilirsiniz. Onun haricinde virajlarda sanki böyle rayda giden bir tren gibi viraj alıyor. Çok dengeli, çok konforlu. Ama burada bahsettiğim virajlar hani bizim burada genelde Birleşik Arap Emirlikleri'nde döndüğümüz geniş yollarda kullanılan virajlar. E, hairpin tarzı dediğimiz çok dönemeşli yollarda başka yorumlar yapacağım. Onun için videonun ilerleyen dakikalarını beklemeniz gerekiyor. Çok hızlı bir bisiklet olmasının yanında bisikletin geometrik olarak çok konforlu olduğunu söylemiştim. Bunun tasarım dışında birkaç sebebi daha var aslında. Bunların başında da sele borusu tasarımı gidon ve boğazın birbirinden ayrı olması. Şimdi gidon ve boğazın birbirinden ayrı olması ne sağlıyor? Gidonu ve gidon boğazını istediğiniz ölçülerde ayrı ayrı satın alıp kendinize en uygun ayarı yakalayabiliyorsunuz. Günümüzdeki son model bisikletlerde böyle üst seviye bisikletlerde kalmayan bir özellik. Artık çoğu tek parça gidon boğazlarıyla geliyor ve değiştirmek istediğinizde çok büyük paralar ödemek zorunda kalabiliyorsunuz. Onun haricinde sele borusunun çok güzel bir özelliği var. Üzerinde bu seleyi tutan kelepçeyi bağlamak için 3 tane yuva var. Böylelikle bu kelepçeyi böyle artı 20, artı 10 ve 0 derece offsetlere getirebiliyorsunuz. Bunun üstüne bir de sele rayının kendi ayar Payını kattığınız zaman bu sele borusu ve herhangi bir sele ile çok kolaylıkla kendinize en uygun sele ayarını yakalamanız çok kolay. Bu neden önemli? Çünkü birçok markada böyle bir sistem bulunmuyor ve sele borusu ile ilgili sorun yaşadığınız zaman genelde yeni bir sele borusu almanız gerekiyor. Bu da e, artı bir puan olarak BMC'nin hanesine yazıyor diyebilirim. Bisikletin biraz da tasarımıyla ilgili beğendiğim şeylerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle aerodinamik özelliğini de tamamlayan çok güzel iki tane matara kafesiyle geliyor. Bunların en önemli, en çok hoşuma giden tarafı ise Günümüzde birçok bisiklet markası bisikleti aerodinamik mataralarla tamamlamaya çalışırken yassı ve aerodinamik özellikleri yüksek olduğu düşünülen matara kafesleri kullanıyorlar. Fakat bu matara kafeslerini kullandığınız zaman sadece onlara özel mataralar kullanabiliyorsunuz. Bu matara kafeslerinin en büyük özelliği ise hala bildiğimiz sıradan yuvarlak mataraları taşıyabiliyor olmaları ve bisikletin etrafını çepeçevre çevre sardıkları için boruların aerodinamik olarak da herhangi bir dezavantaj yaratmıyorlar. Aksine aerodinamik özellikleri yükseltiyorlar. Bu matara 750 mililitrelik bir matara ve bisikletin hem arkasına hem önüne oldukça rahat bir şekilde takabiliyorsunuz. Fakat bu 51 santim cm küçük sayılabilecek bir kadro olduğu için büyük mataralar bazen çıkartırken sürüş sırasında sıkıntı yaratabiliyor. Bu yüzden küçük boy kadrolar için 47 santim ya da 51 santim gibi kadrolar için bundan daha küçük boyda mataralar kullanmasını ben genelde tavsiye ediyorum sattığımız müşterilere. Eğer buraya da büyük matara takmak istiyorsanız bunun bir çözümü var. Burada gördüğünüz gibi bir kutu mevcut. Bu kutu e yedek parça kutusu. Yani bunun içerisine iç lastiğinizi, levyenizi, işte taşıyorsanız karbondioksit tüpünüzü, bir küçük yama setini koyabiliyorsunuz. Ki ben bunları taşıyorum bunun içerisinde. Çünkü ben sel altı çantası taşımayı hiç sevmiyorum. Çünkü hem bisikleti çirkin yaptığını düşünüyorum. Hem de arkamda pompa, iç lastik, de i̇şte levye gibi sert şeyleri taşımanın biraz tehlikeli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Benim gibi sel altı çantası taşımayı sevmeyenler için e, oldukça kullanışlı. Aynı zamanda bu kutu bisikletin aerodinamik özelliklerini de geliştiriyor. Ama dediğim gibi burada daha büyük bir matara kullanmak istiyorsanız bisikletinize sığmadığı zaman bu kutuyu çıkartarak matara kafesini biraz daha aşağıya monte edebiliyorsunuz. O zaman buraya hangi kadro boyu olursa olsun istediğiniz büyüklükte bir matarayı rahatlıkla monte etmeniz mümkün oluyor. Ee, bu kutuyla ilgili söylemem gereken bir şey daha var. Bisikleti bu şekilde kullandığınız zaman UCI'nin bisiklet standartlarına uymuyor. Evet bu bisiklet UCI legal bir bisiklet. UCI etiketine sahip ama bu kutuyu yarışlarda UCI legal yarışlarda kullanamıyorsunuz. Tabii ki UCI Grand Fondo gibi yarışlarda genelde bakmıyorlar ama profesyonel yarışlarda bu kutunun olmadığını rahatlıkla görebilirsiniz. O zaman da sporcular Matara kafesini aşağıya monte ediyorlar. Bisikletin bana sorarsanız güzel özelliklerinden yeterince bahsettim. Biraz da zayıf bulduğum yönlerinden bahsetmek istiyorum. Biraz teknolojisi sebebiyle biraz da üretildiği yıl itibariyle ağır sayılabilecek bir bisiklet. Bu gördüğünüz setupla e, üzerinde favori pedallar ve alet kutusu doluyken yaklaşık 8 kilo ağırlığa sahip. Evet, günümüzde artık yarışçılar bile bisikletin ağırlığına çok takılmıyorlar. Fakat yine de artık bu segmentte 7 kilo sınırında bisikletler bulmak oldukça kolay. Özellikle de bu kadar yüksek donanımlı bir bisiklet alıyorsanız. Ayrıca bu kadar para ödediğiniz bir bisiklette de kendi üzerinde power metre gelmiyor olması bana sorarsanız oldukça büyük bir dezavantaj. Birçok rakibi artık power metreli pedallarla ya da power metreli ile aynı kollarla geliyor ve müşteriye sunuluyor. Kadronun yine üretim yılı sebebiyle ve üretim teknolojisi sebebiyle titreşimli yollarda size bu titreşimi oldukça net bir şekilde hissettiriyor. Eğer bozuk bir yolda biniyorsanız lastiklerinizi biraz indirmek ya da tubeless lastik kullanarak biraz konforu arttırmayı tercih edebilirsiniz. Çünkü bisiklet oldukça rigid, çok yüksek bir güç transferi var. Yani pedala bastığınız zaman pedala uyguladığınız her kuvvetin Tekerleğe ve tekerlekten de yolu aktarıldığından emin olabiliyorsunuz. Zaten bu yüzden de çok hızlı hareket ediyor. Fakat bu kadar sert bir bisiklet olması aynı zamanda onu bozuk yollarda biraz konforsuz bir bisiklet haline getiriyor. Geometrik olarak bu kadar konforlu olmasına rağmen kadronun karbon teknolojisi ve üretim teknolojisi sebebiyle darbeleri bu kadar size aktarıyor olması bana sorarsanız büyük dezavantajlardan bir tanesi. Tubeless lastik ve daha az basınç kullanarak dediğim gibi bunun biraz üstesinden gelebilirsiniz. Bisiklet yüksek suretlerde çok dengeli gidiyor demiştim. Ve uzun virajları, geniş virajları böyle rayda gidiyor gibi alıyor demiştim. Çok keskin virajlı yollarda böyle hairpin dediğimiz yollarda biraz zorlayabilir çünkü bu tip yollarda bisikletin hakimiyeti ve dönüş kabiliyeti maalesef ki diğer kardeşi Team Machine SLR 01 kadar yüksek değil. O kadar çevik bir bisiklet değil. Bunu da hatırlatmak gerekiyor. Yine yine ucundan geometriye girmişken bisikletin gidon ve boğazı ile ilgili güzel olan şeylerin yanında kötü olan şeylerden de bahsetmek istiyorum. Günümüzde birçok marka ne kadar aerodinamik ya da ne kadar entegre sistemler kullanırsa kullansın farklı markaların gidon ve boğazlarının kullanılmasına müsaade ediyor. Böylece kendi konforunuza en uygun ürünleri tercih edebiliyorsunuz. Fakat BMC'nin bu bisikletinde sadece kendi ürettiği ve bu bisiklet için özel ürettiği gidon boğazını ve gidonu kullanmak zorundasınız. Son olarak şöyle bir dipnot daha eklemek istiyorum. Bisiklet özel bir kilometre saati bağlantısıyla geliyor. Maalesef ki bu kilometre saati tutucu da bisikletle beraber gelmiyor. Bu da ekstra alınması gereken parçalardan bir tanesi. BMC neden böyle yapıyor açıkçası? Bir yorum yapamayacağım ama bana sorarsanız bu fiyatta bir bisiklet için çok mantıklı bir hareket değil. İsterseniz bütün bunları bir araya getirip bu bisikletin kimler için daha uygun olduğunu ya da hangi sürüş koşulları için daha uygun bulduğumu söylemek istiyorum. Dediğim gibi bisiklet çok hızlı bir bisiklet ama biraz ağır. Bu yüzden böyle rolling tabir ettiğimiz inmeli çıkmalı parkurlarda oldukça hızlı sizi hiç üzmeyecek bir bisiklet. Ama çok fazla tırmanış yapıyorsanız Team Machine serisinden bir ürünü tercih edebilirsiniz. Onunla ilgili de bir inceleme videosu yakın zamanda gelecek. Bunun kardeşini de sizlerle paylaşıyor olacağım. Ayrıca bu bisikleti kullanım koşulları itibariyle triatlet arkadaşlara kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü böyle bir bisikletten sonra inip koşmak diğer daha uzun üst boruya sahip ve daha alçak ön tarafı olan aero bisikletler göre çok daha kolay olacaktır. Fakat biraz bozuk yollarda binecekseniz yani soğuk asfaltın ön planda olduğu sürüş hızının da yüksek olduğu parkurlarda sürecekseniz de e, bunun yerine yine Team Machine'i tercih edebilirsiniz. Çok daha çevik bir bisiklet. Bu bisiklet uzun sürüşlerde sizi biraz rahatsız edebilir, tadınızı kaçırabilir. O tarz bir sürücüyseniz bunun yerine Team Machine'e yönelmenizi tavsiye ediyorum. Uzunca bir süredir inceleme içeren bir bölüm paylaşmıyordum sizlerle. Umuyorum bu bölümü eğer öyle düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tabii ki de yeni bisiklet almayı düşünen arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere bisikletle kalın.